New York'ta tabii ki bu ön koşulların ortadan kalkması ve bu yeni anlayışla yeniden Cenevre'nin toplanacak olması olumludur. Ama temenni ederim ki orada varılan mutabakat yanlış şekillerde değerlendirilip yorumlanıp yeni sorunlar üretilmez. Dolayısıyla tekrar ediyorum, önümüzde Haziran'ın ikinci yarısında bunca emeğin sonrasında artık Kıbrıs'ta tüm tarafların kazançlı çıkabileceği yeni bir dönemi yaratmak için biz hazırız. Bunun gereklerini yapmak için hazırlıklarımızı da burada sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ile yakın istişareyi sürdüreceğiz. Kendi içimizde de kurduğumuz diyalog ortamını geliştirerek sürdüreceğiz. Ve toplum olarak hazır bir şekilde bu konferansa gideceğiz. İnşallah bunun benzeri bir karşılığını güneyde de görürüz. Ona göre Kıbrıs'ta yeni bir dönemi de başlatırız. Şimdi bu konuyu yanlış değerlendirmeyelim. Hazırlayacağı belge nedir? Konferansta güvenlik ve garantiler başlığı konusunda nasıl ilerlenilsin? Bir rehber belgedir hazırlanacak olan. Ve neye göre hazırlanacak? Montpellier'de Cenevre Konferansı sonrası beş tarafın teknik düzeyde yaptıkları çalışmaların bulgularından hareket edilerek hazırlanacak. Yani bize ayda bir güvenlik garantili başlığıyla ilgili bir çözüm taslağı sunacak değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla burada bir yanlış anlama olmasın. Sadece bir rehber, bir yön gösterici, çalışmaları kolaylaştırıcı ve bunu da taraflarla konuşup yapacak. Yani bizim anlayışımız budur. Kendisinin o toplantıdan geçen akşam aldığı yetki de budur. Şöyle söyleyeyim size. Biz her başlığı konuşmaya hazırız. Zaten ayrılırken de ben buradan bunları hep açıkladım size. Biz filan başlığı konuşalım, falanı konuşmayalım demedik hiçbir zaman. Ama bunların simultane, paralel masalarda konuşulmasını hep öteden beri önerdik. Aynı zamanda paralel olarak diğer başlıklarda konuşulacaktı. Çünkü arkadaşlar niye biz bu konuda ısrarlıyız? Çünkü biz çözümü istiyoruz. Çözüm odaklıyız. Yani resmin bütününü görebilmek için. Ancak böyle bir çalışma gerekir. Yani haliyle hem güvenlik garantiler konuşulacak hem diğer beş başlık konuşulacak. Paralel olarak konuşulacak. Resmin bütününe baktığımızda biz güvenliğimiz sağlanıyor mu? Siyasi eşitliğimiz sağlanıyor mu? Diğer konularda önem verdiğimiz meseleler sağlanıyor mu? Resmin bütününde görebilmeliyiz. Rum tarafından da ben bu hakkı esirgemiyorum. Onlar da baktıklarında işte aynı bu yöntemle kendileri için önem verdikleri konularda ne kadar sonuç elde edebildiler? Neresini beğeniyorlar, neresini beğenmiyorlar? Böylesi bir çözümü toplumlarına tavsiye edebilirler mi? Gerek onlar gerekse biz. Bu anlamda da Cenevre artık bana göre bir nihai duraktır, bir son duraktır. Bunun ötesinde bir 50 yıl daha yoktur. Herkes hesabını kitabını yapıp Cenevre'deki bu son buluşmaya gelip bu son buluşmayı olumlu bir sonuca götürmek için gayret etmelidir. Zaten söylediğim sözlerimin içerisinde vardır. Yani iç politik kaygılar çözüm hedefinin önüne geçiyor. Sıklıkla görüyoruz bunu. Sayın Hristos'un zaman zaman değil, sıklıkla bizi ve Türkiye'yi suçladığını biliyoruz.
yani bir din adamı olarak bu konularda aslında dinler arası diyalog konusunda yapılan yararlı çalışmalar var Kıbrıs'ta. Bence o konulara daha çok eğilseler ve barış sürecine o anlamda katkıda bulunsalar çok daha hayırlı bir iş yapmış olurlar diye düşünüyorum. Ama din adamları güneyde maalesef siyaset yapıyor. Ve bu siyasetin temel unsurlarından biri de hem Kıbrıslı Türk lideri hem özellikle Türkiye'yi her fırsatta suçlamaktır. Bu türden suçlamalarla bir yere varılamadığı görüldü. Tarihle ilgili genel sekreterin taraflarla temas ederek gününü tespit etmesi söz konusu olacak. Bunun dışında Kıbrıs'ta birlikte bir toplantı öngörülmedi. Yani o konuyu konuşmadım daha siyasi partilerle. Bizim tabii ki bu önümüzdeki süreçte toplumsal birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun altını çizmek isterim. Ben bu konuda tabii ki çok dikkatli bir şekilde davranılması gerektiğini de düşünürüm. Yani bu bir iç siyaset malzemesi de yapılmamalı. Bakın Güney'de yapılıyor ve neler yaşanıyor, bunu hep beraber gözlemliyoruz. Hangi safhasında, hangi noktada siyasi partili başkan ve birer elemanları, geçen defa davetimiz öyleydi. Gelebilirler. Hangi noktada onlar orada olursa yararlı olur, onu değerlendireceğiz elbette. Yani bu iki haftalık sürecin tümünde gerekmeyebilir. Bir görelim bakalım gelişmeleri.